Seni ben itmedim. Nasıl? Rüya, sen bana inanıyorsun değil mi? Yapmadığını biliyorsun değil mi? Nasıl mümkün olabilir? İnan bana. Bana. Sen yaptın mı? Sen bunca şey, sözler verdin, söylediklerin. Reha, Reha yalvarıyorum. Sen kimsin? Gözyaşımı silerken benimle birlikte ağlayan adam. Geçecek Reyyan dedin. Sen, hepsi yalan mıydı? Hepsi mi yalan? Ha? Sen bize bunu nasıl yaptın? Reyhan. Reyhan, baban yalan söylüyor. Yemin ederim ben itmedim. Babanı ben itmedim. Değil mi? Desene. Ya sen, ne kadar aşağılık bir adamsın. Şu hasta yatağında bile iftira edecek kadar aşağılık bir adamsın. Kızına rağmen, bugün gerçeğe rağmen yalan söylüyorsun. Uzak dur babamla. Reya, Reya yemin ederim ben yapmadım. Ya ben... Söyle! Yeter! Yeter! Öldüreceğim demedin mi defalarca? Onca insan buna şahit değil mi? Bu da mı yalan? Serhan... Reya... Sen inandın bana. Tuttun elimi. Bir şey söyle. Susma Reyhan. Bir şey söyle. Susma. Söyleyecek şey mi bıraktın? Sen benim sana olan inancımla sınadın. Hayatımın en kötü hikayesini yine sen yazdın. Reyhan, yalvarıyorum sana. Bak yalvarıyorum. Ya sırf bizi ayırmak için söylüyor. Anamı benden ayırmak için canını aldı. Şimdi seni benden almak için yalan söylüyor. Git buradan. Çık hamurunu da. Öfkeni de al. Çık git hayatımızdan. Dur, bir dinle. Seni kalbimden kimse alamaz demiştim ya. Sen aldın. Şimdi ya. Kimsesizsin Miran. Yalanlarımla, intikamımla kimsesizsin. Bitti. Her şey bitti. Git. Git buradan Miran. Reyhan. Reyhan vallahi ben yapmadım. Ya bu yalan söylüyor, yapmadım. Git buradan Miran. Git buradan. Git buradan. Ben de Reyhan'ın gözlerine bak, yapmadım. Yalan söylüyor. Ne yaptın lan?
ama. Ne yaptın lan amcama? Biliyorum kayınpederinizle ilgili size ümit vermeyip sadece 48 saat hepsi o. Aksi mucize olur demiştim. Ama bakın mucize gerçekleştirdin mi? Söylediklerimi duymadan git istemedim. Sana seni hep seveceğim demiştim. Ne sen ne babam. Kim haklı olursa olsun hep senin yanında olacağım dedim. Babaannenin oyunlarına, beni öldürmek istemesine rağmen herkese, her şeye rağmen senin yanında oldum. Babamı ölümle tehdit ettin. Öfkeden söylüyor dedim. Yapmaz dedim. Ama... Yapmadım. Yaptın. Öyhan. Ya sen bana bir kere inandın. Beni tanıdın, bildin. Miran masum dedin. Sen benim kalbimi gördün Reyhan. Senin kalbini bugün gördüm. Ama göstermek istediğini değil. Gerçek kalbini gördüm Miran. İntikamdan kararmış kalbini gördüm. Seni o yalanlara babaannen inandırdı sanıyordum. Ama onlar senin gerçeklerinmiş. Annenle baban öldüğü için öyle öfkelisin ki... intikamını alıp acını hafifletmek için katil aramışsın kendine. Ama o katil benim babam değil. Reyhan olur böyle söyleme. Ya sözlerim yetmiyorsa şu gözlerime bak. Artık hiçbir sözünün hükmü yok bende. Ama canımı en çok ne yakıyor biliyor musun? Biraz senin kadar ben de suçluyum. Sana inandığım, senin için ailemi karşıma aldığım için ben de suçluyum. Babamın canına kastetmene izin verdim. Sana inanarak yaptım ben bunu. Yapmadım ben, yapmadım. Babana ben zarar vermedim. Ne olur böyle söyleme. Ben sadece seni sevdim. Sen kimseyi sevemezsin Miran. Ne kendiyle, ne geçmişiyle savaşı bitmemiş bir başkasına ne sevgi ne de mutluluk verebilir. Verebileceği tek şey acı. Sen sadece acı verdin. Sen öldün benim için. Öldün.
Şimdi o sarıldığın yalanlarını da, intikamını da al. Git buradan. Miran, hadi kardeşim. Hadi. Hadi. Senin o saatte o çakal yuvasında işin neydi? Babam doğru diyor abi. Ne işin vardı orada? Ya ben kızımı almaya gitmiştim. O saatten mi? Cihan, abin daha yeni gözlerini açtı. Daha fazla yormasak Allah'ın izniyle hastaneden çıkınca ayrıntılı konuşuruz. Vallahi doğru diyorsun yenge. Allah abimize bağışladı ya, daha ne isteriz? Bu yaptıklarının bedelini ödeyecek o Miran soysuzu. Benim oğlumu öldürmeye kalkmanın ne demek olduğunu göstereceğim ona. Ama bak sakın. Babacığım. Oy gülüm benim. Gel bakalım. Yavaş, yavaş. Çiçeğim benim. Yavaş bak. Oy ben de şimdi herkeslere seni soruyordum benim mis kokulu gülüm nerede diye. Oh. Geldim babacığım. Çocukları içeri almazlar diye kantinde bekliyorduk. Ama ben şimdi doktor amcamdan izin aldım. Biliyor musun? Ben daha önce de seni görmeye gelmiştim. Ama sen o zaman uyuyordun. Bildim ben, bildim. Anladım senin geldiğini. Hemencecik uyandım. Çünkü ben seni çok özledim çiçeğim. Oh. Ben de seni okyanuslar kadar kocaman özledim. Oy. Cennete gitmediğin için teşekkür ederim babacığım. Bizi bırakmadığın için teşekkür ederim. Bırakma. Bırakma çiçeğim. Ben seni bırakıp da hiçbir yerlere gitmem boncuk gözü. Ben hep senin yanında olacağım. Hep. Sen sakın ağlayıp üzülme. Tamam. Çünkü sen verdiğin bütün sözleri tutarsın. Hiç bize yalan söylemezsin. Ama ablamla sen dışında herkes bana yalan söyledi. Hani biz yanlışlık yapınca sen diyordun ya, yol eğilir. Yol eğrilir, su bükülür. Sen sakın eğrilip bükülmeyesin. Babamı duydunuz değil mi? Siz de bundan sonra babam gibi hiç yalan söylemeyin. Biliyor musun? Ben hep dua ettim. Allah'cığım lütfen babamı yanına alın. Çünkü ben oraya nasıl gelinir bilmiyorum. Babamı çok özlerim dedim. Bir de babam yokken her şey çok kötü oldu. Herkes birbirine bağırdı babacığım. Annem ablama vurdu. Gül, annem, babanı yormayalım daha çabuk iyileşsin. Şimdi Melike ablanla gitsen, sonra bir daha gelirsin, tamam mı anne? Gel, gel. Biraz dinlensin. Yavaş, yavaş. Oy, gülüm beni. Sakın üzülme. Çok geçmiş olsun Hazar Bey'im. Sağ olasın Melike. Güle güle baba. Güle güle kuzum. Sakın ağlama, ben geleceğim eve. Geleceğim ben. Kalsın bu günahsız da yetim kalacaktı. Çok şükür başaramadılar. Vurdular ama ölmedik. Ama şimdi biz onlara öyle bir vuracağız ki... Baba, sakın. Hiçbir şey yapmayacaksınız. Ben bu işi kapansın istiyorum. Bitsin artık.
eğer ki bir şey ederseniz beni yok sayarsınız. Ya abi, bunlar seni neredeyse öldüreceklerdi. Bu yaptıklarının bir karşılığı olmayacak mı? Yok. Abim doğru söylüyor Cihan. Bilmez misin ki kan sadece kanla ödenir. Bu işin sonu elbet bizim çocuklarımıza varacak. Sen bu işe karışma gelin. Bu yaptıklarının bedeli neyse ödeyecekler. Nasıl karışmayayım baba? Sen Azat'ı hiç mi düşünmüyorsun? Benim oğlum çoktan gözünü kararttı. Cezalarını çekecekler diye yeminler edip duruyor. Abim yaptığının bedelini zaten ödedi. Daha da başka kimse bedel falan ödemesin. Hele benim oğlum asla. Artık dışarı çıkmanız lazım. Hastamızı daha fazla yormayalım. Tamam kızım, çıkarız. Oğlum, seni önce Allah'a, sonra buradaki doktorlara emanet ediyorum. Hadi bakalım. Baba, bana söz ver. Duracaksın. Hiçbir şey yapmayacaksınız bak. Cihan. Tamam abi, tamam söz. Tekrar geçmiş olsun abla. Geçmiş olsun amca. Sağ ol yavrum. Ayhan daha iyi. Değilim. İyi değilim Azat abi. Babam hayatta olduğu için şükrediyorum ama bir şey kaybettim az önce. Sen anlatamam acısını. Tarifini edemem. Ama bir daha asla bulamayacağım bir şey kaybettim. Sevdiğim, inandığım adamı kaybettim az önce. Ben sana bir su alayım. Kantinden tamam mı? Gelin hemen. Sen bir yere ayrıl. Burada bekle beni. Gelin hemen. Dede! Şuna bak, şuna gördün değil mi? Yaptıklarından ben utanıyorum ben. Ama onun umurunda değil. Allah bilir ailesine de değil, Miran'a üzülüyordur. Yaren, amcam bir şeye üzülsün istemiyorum kızım. O yüzden sen hiçbir şeye karışma. Tamam? Reyhan! Baba! 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 Karışmasın. Yalama sakin. Ne oldu babam, iyi mi? Baban hiçbir zaman iyi olmayacak. Niye biliyor musun? Çünkü senin gibi bir evladı vardı onun için. Baba! Ailenin sözünü dinlemek için başımıza bunca felaketin gelmesi mi gerekiyordu? Senin beş para etmez sevdan uğruna babanın orada ölümle pençeleşmesi mi gerekiyordu? Ya baba tamam bak, Reyhan hatasını anladı zaten, artık bitti. Ne anladı ya? Anlasa ne olacak? Bunca olanlardan sonra ananın babanın yüzüne utanmadan nasıl bakacaksın? Ya Reyhan'ın bize yaşattığı acı bitsin artık. Hepimiz hayatımızda normal bir şekilde devam edelim. En çok da abim. Tam kendini toparlamışken şimdi yine umutlanacak. Ve her şey başa dönecek. Yaren. Reyhan, sen eve mi dönüyorsun? Öyle bir şey olmayacak. Sakın ola. Gitmek için ardına bile bakmadan çıktığın o eve geri dönmeyi düşünme. Artık senin bir evin yok. Dede! Azat. Azat sakin.
Niye siz bulduğunuz her fırsatta bu kıza yükleniyorsunuz? Ha? Ne istiyorsun dede? Görmüyor musun kızın halini? Yaşadığı acıdan canı çekildi kızın. Bizim yaşadığımız acılar ne olacak? Onun yüzünden benim evladım ölümden döndü. Hayır. Senin evladın Miran yüzünden ölümden döndü. Reyhan sadece bunu hepimizden geç anladı, o kadar. Reyhan'ın her zaman kapısı sonuna kadar açık bir evi, oturacağı bir sofrası, arkasında ailesi var. Yengem var, amcam var, Gül var. Ben varım, ben. Azat abi. Dedem haklı. Reyhan. Gül geliyor, kapatın. Sonunda buldum seni. Neredeydin ablacığım? Melike ile Ayyar'da seni aradık. Buradaydım ablacığım. Hava almaya çıktım. Beni eve gönderiyorlar. Babamın yanında söylemedim ama ben eve gitmeyeceğim. Abi, sen şimdi git eve. Ben seni her gün getiririm. Heh, haydi. Hayır, gitmeyeceğim ben. Babam burada, annem burada, ablam burada. Burada kalacağım ben. Ablacığım ama gitmen lazım. Sen eve git ki babamın da burada hemen iyileşsin, toplasın kendini, çabuk dönsün eve. Hı. Gel dedem, gidelim. Tamam o zaman abla, ama çok gelin, tamam? Haydi abla. Haydi Azat. Ben amcamla kalacağım hanım. Haydi ondan. Miran'ın bakışları, haykırışları gözümün önünden gitmiyor Zehra. Reyhan desen kahroldu kız. Zehra biz... Mecburduk. Evlatlarımız için mecburduk. Ha, getir. Getir. Ceketimi çıkar Zehra. Ceketimi çıkar da. Ver. Mektup gibi. Katlı. Bir kağıt, eski bir şey. Çıkar hadi, çıkar. Bulamadın. Yok mu? Yok. Yok mu? Yok, bulamadım bir şey. Hazar Bey, ne mektubu? Zehra. Kim aldı? Torbayı kim aldı? Reyhan almış, sonra da bahçede unutmuş. Bir hemşire getirdi. Eyvahlar olsun. Hazar Bey, ne oluyor? Allah'ım. Yüzüm bembeyaz kesildi. Söyle bana, ne mektubu? O mektup bizim kurtuluşumuzdu Zehra. Reyhan da Miran'ı çıkaracaktı o evden. Üstüme atılan iftirayı temizleyecekti ya. Dilşah yazmış onu bana. Miran'la ona yardım edecektim ben. Aslan Beyler'den kaçıp kurtulmak istiyordu. Çok çekiyordu. Minnetini yazmış. Ama yollayamamış. Yaşanan onca acının şahidiydi o mektup. Ben bir ana gerçekleri nasıl göstereceğim şimdi? Yapma Hazar Bey. Üzme kendini böyle. Önce de bana. Bunu sana kim yaptı? Kim?
Elif. Elif? Düşerken son anda gördüm onu. Çok korkmuştu. Elimdeki silahtan ya babaannesinin onu anlattığından bilmiyorum onu. O kız bile isteye kötülük yapacak biri değil. Bugün Elif, yarın Miran, belki hepsinden önce Azize Aslan Bey. Azat bana her şeyi anlattı. Azize'nin oyununu biliyorum. Ben daha fazla bu korkuyla yaşayamayacağım Pazar Bey. Onları senle ben durduracağız. Nasıl durduracağız Erkan? Reyyan'la Miran'ı ayırarak. Onları kimse ayıramaz Zehra. Ayrılacaklar. Onları sen ayıracaksın. Senin senin Miran olduğunu söyleyeceksin. Reyyan kendine yapılanı bile affeder. Ama sana yapılanı asla affetmez. Zehra sen ne diyorsun? Benden böyle bir şey nasıl istersin? Ben değil miyim? Hiçbir insan evladının günahına giremem ya. Yapamam ben bunu. Yapacaksın Hazar Bey. Başka çaremiz yok. İftira edeyim istiyorsun. Ben bana yapılan iftiradan bu kadar çekirken başkasına nasıl ederim Zehra? Hele ki Dilcan oğluna. Olmaz. Anlaması için. Suçsuzluğunu anlatamamak ne demek görmesi için. Ama en çok da bize evlatlarını korumak için. Bir gün Miran babaannesine verdiği sözü tutacak Hazar Bey. Düşün. İyice düşün. Evlatların için al bu kararı. Zehra. Ama eğer ki beni Miran itti demezsen, bizi aileni korumazsan, o vakit evlatlarımı da alır giderim. Bu da sana son sözüm. Öyle bakma bana Hazar Bey. Ben de Miran için üzülüyorum. Benim de içim sızlıyor. Öksüz diyorum, yetim diyorum. Sanma ki benim vicdanım kör sağır. Ama evladımızı koruyacak başka yolumuz yoktu. O kadın gözünü karartmış. İntikamını almadan vazgeçmeyecek. Başucuna kadar gelip tehdit etti seni. Geçmiş olsun da geldim. Söylediklerini duydum. Şunu o kafana sok ki. Senin yaşadığın acıların suçlusu Hazar Bey değil. Ama bizim yaşadığımız her şeyin suçlusu sensin. Sana yemin olsun ki ne yaparsan yap, bize evlat acısı yaşatmana izin vermeyeceğim. Şu suratına bakıyorum da bunu nasıl yapacaksın merak ediyorum Zehra. Hele sen bir canımızı yakmaya devam et.
O zaman yaşadıkça görürsün Azize Aslan Bey. Şimdi defol git buradan. Haklısın. Göreceksiniz. Yaşaya yaşaya göreceksiniz. Acı çeke çeke göreceksiniz. Aynı benim gibi. Ölmek o kadar kolay mı sandın? Bu dünyanın cehenneminde evlat acısıyla yanmadan ölmek yok. Kaos değildi demek. Onun ne bize ne de torununa acıması var. Miran'ı bile harcar o. Biz en doğru olanı yaptık. Reyhan nerede? Bahçededir. Sığamaz ki o şimdi hiçbir yere. Çağırsana onu bana. Nasıl bakacağım yüzüne bilmiyorum ama ona diyeceklerim var. Reyhan. Annem. Annem. Baban seni görmek istedi. Konuşacakları varmış seninle. Azat. Sen dur. Amcan yalnız konuşmak istedi Reyhan'la. Sen istersen artık eve git yengem. Amcam bir şey yapmayacaksınız dedi ama babanla deden rahat durmaz şimdi. Bir şey etmeye kalkarlar, ortalık daha fazla karışmaz. Durmayacaklar tabii yenge. Amcama bunu reva görenin derdi de o derdin devası da biz olacağız. Yok Azat, bir şey yapmayacaksınız. Bu mesele burada kapanacak artık. Bunlar durdu mu ki? Azat abi, annem haklı. Kendine de dedemlere de mukayyet ol ne olur. Tamam Reyhan. Yeter ki sen artık üzülme. Amcam evine sağ salim gelene kadar kimseye bir şey olmayacak. Kimse bir şey yapmayacak değil mi? Sağ ol. Hadi anne. Reyhan. Ne oldu kızım? Anne. Ay. Bak ağlama anne. Ben nasıl güvendim anne. Nasıl güvendim. Nasıl elini tutup senin karşına dikildim. Ona yüzümü dönüp sizi nasıl arkamda bıraktım. İnan. İnan beni gerçekten sevseydi. İçinde benim olduğumu kalbi durdurmaya kalkmazdı. Babama bunu yapmazdı. Ben nasıl inandım ona? Ben sevgimle onu iyileştiririm sandım. Kendini öyle bir gizlemiş ki gözümdeki karanlıkta ben göremedim anne. Babama sana yaşattıklarım için özür dilerim. Ne olur affet beni. Analar evlatları için öyle şeyler yaparlar ki. O yaptıklarının yanında affetmek, sevmek kadar kolaydır kızım. Analar evlatlarını hep anlar. Gün gelir evlatlar da analarını anlar. Analar evlatlarını hep affeder. Gün gelir belki evlatlar da analarını affeder. Haydi, şimdi toparlan. Baban seni böyle görmesin. Bekletme daha fazla onu. Sen gelmiyor musun? Ben kantinden bir şey alacağım, öyle geleceğim anne.
olmasın diye yaptım. Her şeyi senin canın sağ olsun diye yaptım ben. Kızım iyi. Kızlarımı gördün ya. Hiçbir doktor hiçbir ilaç böyle daha iyi edemez. Canım. Çok korktum baba. Seni o makinalara bağladılar ya. Benim babamın kalbi böyle atmaz dedim. Durdu dediler. Her sarıldığımda her şey iyi olacak kızım diye fısıldayan bu kalbi bir daha duyamayacağım sandım. Şşş, iyi ya. Geçti kızım, iyiyim ben. İyi ya. Benim yüzümden oldu. Yok kızım, yok. Ben yardım istedim senden. Kızım. Senin hiçbir suçun, hiçbir günahın yoktur. Sen benim evladımsın. Tabii ki benden yardım isteyeceksin. Kimden isteyeceksin? Babam niye geldin o konağa? Mektup yüzünden mi? Rüyan. Kızım sen mektubu nerede? Onu gördün mü? Okudun mu? Hayır. Ama ambulanstayken görevliye sayıklamışsın. O söyleyince haberimiz oldu. Ben çok aradım mektubu ama bulamadım baba. Bulamadık kızım. Dilşah yazmış onu bana. Kendi eliyle oğlunu da, seni de, beni de kurtaracaktı. Mina'nın gözündeki Azize'nin çektiği perdeyi kaldıracaktı o mektup. Kim verdi babam sana o mektubu? O çıkıp konuşsa? O olmaz kızım. O yapacağı iyiliği yaptı. Ama babam... Olmaz babam. Onun bana uzattığı yardım elini Azize'nin insafsızlığına terk edemem. Yapamam. Ben zaten konuşsa da bir faydası yok artık. Elimizde ispat edecek bir şeyimiz kalmadı. Yapamadım ben ya. Çıkmadım. Affet beni kızım. Asıl Mira'nın kalbindeki karanlığı göremediğim, onun yalanlarına inandığım için sen beni affet. İyisin Azize Hanım. İyisin, iyisin. Miran'ı da artık evde göremiyoruz. Bütün vaktini düşmanım dediği o adamın peşinde koşturarak geçiriyor. Belli ki kayınpederinin hastane odalarında bir başına kalmasına gönlü razı gelmiyor. Sultan, sen ne de böylesin? Nasılmışım be? Gelin kaynana toprağından derler de, seninle benim hiçbir alakamız yok. Ne diyeyim Azize Hanım? Çok şükür diyeyim o zaman. Şükret tabii. Şükretmek iyidir.
Şükret. Arada benim sana verdiklerime şükret ki elindekileri de kaybetme. İnsanın başladığı yere dönmesi çok zor. Azize Hanım. Anne yeter. Bir an dur. Biraz önce bir konuş. Dur. Ne oluyor? Ha, biri yine fitili ateşledi. Hasan Şadoğlu düşmemiş. Kimin ittiğini söyledi. Kim dedi peki? Miran. Ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.